Herkese merhaba. Bugünkü kolektif açılımda tarot üçlü ilişkiler. Aklınızdaki kişinin gerçek duyguları ne size karşı? Burada ne oluyor? Size karşı ne hissediyor? Buradaki engel ne? Düşüncesi ne? Olası zamanda size ne yapar? Ve gerçekten senin için ne yapar? Burada soru cevap şeklinde gideceğim. Kartlarımı şöyle aldım. İlk başta kartlarımı karıştırırken lütfen siz de niyet edin. Tüm enerjinizi yollayın kartlara. Şimdi ben şöyle koyuyorum. Gözlerimizi kapatıyorum. Diyorum ki şu an beni dinleyenler kolektif enerjide aklınızdaki kişiyle tüm kartlar bize rehberlik etsin. Tüm sorularımızı cevaplasın. Aklınızdaki kişinin size karşı bilinç altında ne var? Tarot üçlü ilişkilerde aklınızdaki kişinin bilinç altında sizinle ilgili birçok şeyi dengeleyemiyor aslında. Burada duyguları var, tutkuları var, ilerlemek isteği var. Ve bir taraftan da bulunduğu, yaşadığı sorumlulukları, bakalım bu neymiş? Aslında sorumluluklar dediğimiz şey, burada gizli, sakladığı birçok şey olabilir sizden. Bununla ikili bir kere ikilem yaşıyor. Duyguları var, iletişimde olma isteğiyle, tutkuları var. Aslında zorlandığı bilinç altında sizden bir şeyleri saklamış. Bunun da yükümlülüğünü, ağırlığını aslında yaşıyor. Peki aklınızdaki kişinin size karşı net düşünceleri ne? Ne düşünüyor? Burada ikinizde de sessizlik, iletişim kopuk olabilir ya da burada biten bir enerji de olabilir. Yıkılan kuleçiklerinizde ya da buradaki o bilinç altında sakladığı gerçekler neyse onlarla da yüzleşmiş olabilirsiniz bu insanla ilgili. Her iki tarafta aslında sessiz ama bir o kadar da birbirlerini düşünen ve iletişim isteği çok fazla. Ne kadar sessizlik de olsa, biten bir enerji de olsa iletişim isteği fazla. Yani iletişime girmek istiyor çünkü birçok yani hayallerinde de varsınız. Peki duygu enerjisinde ne var? Duyguları size karşı bakın yoğun kupasıyla açtım aslında. Burada biten bir enerji de olsa tamamen duyguları yüksek ve gitmeyen biri, kopamayan biri sizden. Bir çatı altındayken ya da bir araya gelme enerjisiyle mutlu olan, tamamlandığını düşünen bir taraf. Ama bir tarafta da aslında sessiz burada kendini bitik hisseden, yorgun hisseden bir enerjisi var. Ve sanki her şeyi böyle zamana ve tekrardan o şansın olacağını düşünen bir enerji var burada. Peki aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor?
hayatıyla ilgili güçlenme, yeni başlangıç, hak ettiklerini alma. Yani burada belki iş konusuyla ilgili hızlanmış bir olayı var. Ya da beklediği adalet sağlanmış olabilir. Yeni bir başlangıç yapmış olabilir. Yeni bir adım atmış olabilir. Buranın sonuçlarına göre, yani iş veya çevresel olarak kendini güçlenmiş, ilerlemiş hissediyor. Hissetse de bir taraftan da duygusal anlamda kendini çok mutsuz hissediyor. Size karşı ilerleme, yol alma, iletişim kurma enerjisi çok fazla. Yani sizinle her şeyi paylaşmak, anlatmak, hakim olmak. Çünkü karşı tarafın sizden etkilendiği ve eksik olan kısım aslında hayatında siz olmayışınız. Yani sen de olursan aslında her şeyim tamamlanacak denen bir enerjisi var. Tekrar niyet edin. Aklınızdaki kişiyle yakın zamanda ortak enerji alanınızda ne olur? Yüz yüze geleceksiniz. Her ne kadar siz karşı tarafın mutlu, eğlendiğini bir yerlerde görüyorsanız asla değil. Bakın, yapayalnız. Ve bundan dolayı size karşı ilerleme yol alacak ve net, somut, sağlam bir başlangıçla siz tekrardan kupaların ikilisi yüz yüze geleceksiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.